devlet fabrika kurmaz devlet fabrika açmaz Bunun nedenini ben de sizler gibi öncelem çok merak ederdim ve araştırıp bunu öğrendim ve bana yöneltilen bir sürü e, soru neticesinde bunun yazarak cevabını vermek yerine bir video çekerek cevabını verme gereği duydum Biz Türk milleti olarak araştıran, öğrenen ve yazı okuyarak e, bilgiye sahip edinen bir topluluk değiliz. Nedenini ve sorunun kökenine inme alışkanlığımız kesinlikle yok. Düz kontak. Bir şey yapmak istiyorsak ya hiç soru sorma, hiç araştırma, hiç benden kağıt, kürek, belge hiçbir şey isteme. Direkt getir, kapımın önüne parayı koy, git. Sadece bunu istiyoruz. Bizim kafamız böyle çalışıyor. Ama bakın size neden olduğunu açıklayayım. Şimdi demokrasiyle yönetilen insan haklarının olduğu ve hukuk bir devletinde rekabetin engellenmemesi için Türkiye'de rekabet kurumu diye bir kurum var. Serbest piyasa var Türkiye'de. Hukuk devleti olduğumuz için demokrasi ve özgürlük cumhuriyeti olduğumuz için devletin kendi eliyle bir fabrika açması kanunen yasak. Bakın kanunen diyorum. Anayasa maddelerinde var. Kanunen açması yasak. Bunu devletimiz çıkıp açıklama yapmıyor. Neden yapmıyor bilmiyorum. Bir şeyler açıklamıyor yani. insanların yani öğrenmesi gereken çok merak ettiği bir soru ama çok araştıracaksınız öyle bulacaksınız. Şimdi örnek vererek anlatacağım size. Türkiye Yol yapıyor, hastane yapıyor, okul, üniversite, tüneller, Marmaray, Avrasya, havalanları. Yani büyük dev muazzam yapıtlar yapıyor. Şehir hastaneleri yapıyor, paraları döküyor. Çoğu zaman şöyle soru karşıma çıkıyor. Hep bana soru yorumlarda yazıyorlar. Yol yaptı, hastane, okul falan bunlar hepsini yaptı da. E bunlar bizim karnımızı doyurmuyor ki yol mu yiyeceğiz? Asfalt mı kemireceğiz? Havalanını mı yiyeceğiz? Bana ne o has, havalanından, bana ne muazzam hastanesinden cebime ne giriyor ki ne? Beni, benim karnımı mı doyuruyor? Ben de ben de aynen söylüyordum. Bana ne senin yaptığın üniversitede? Bir yandan seviniyordum bir taraftan. Bir taraftan da hep düşünüyordum neden bunu değil de yani neden e, fabrika değil de insanlara iş istihdamı değil de neden hastane? Neden okul, neden havalanı, milyarlarca dolar, euro, paralar oraya harcıyorsun onun yerine küçük bir fabrika açsan kaç bin kişi istihdam edeceksin diyerekten hem ülke kalkınacak hem insanlar ekmek, iş, aş bulacak diyerekten hep kendi kendimi düşünürdüm ve araştırdım. Sebebini hemen hızlıca size anlatayım. Demokrasi ve hukuk devletinde anayasamızda olan rekabet şartlarında şartları gözetimi altında kurumu diye bir şey var. Bu kurumu siz araştırmadığınız için bilmiyorsunuz. Hukuk devletinde eğer ki bir fabrika açarsan örnek veriyorum bir e, araba lastiği diyelim, araba aküsü ya da araba lastiği bir fabrika kurdunuz. Bir şeker fabrikası, herhangi bir şey kurdunuz. Araba fabrikasını açtığınız zaman sizin de eğer bir araba üreten fabrikanız varsa siz devletle rekabet edemeyeceksiniz. O zaman demokrasi ve insan haklarının olduğu yerde hukuk devletinde rekabet eşitsizliği vardır. Rekabeti hiç kimse devletle yapamayacağı için çünkü devlete güç yetmez. Devlet bin tane işçiyi getirir firmanın içine oturtturur. Hepsinin maaşını öder. Eksiksiz sigortasını yapar ve hiç çalışmayın oturun da der. Devlettir güçlüdür maddi imkanı geniştir. Arazi onundur, elektrik onundur, her şey onundur. İşçiler, insanlar bütün nüfusuyla askeri vardır, polisi vardır, memuru vardır, vergi dairesinde çalışan muhasebecisi vardır, kendi özel araçları vardır, belediyesi, valisi, savcısı, hakim her şey vardır devletin. Ama bir şahsın bu kadar mal varlığı olamaz. Bu kadar zengin aşırı olamaz. Yani devletle kafa tutamazsın. Devlete yarışamazsın. Düşünün bir fabrikanız var. Lastik fabrikası üret üretiyorsunuz. Lastik üretiyorsunuz. Devletler lastik fabrikası açtı karşınıza. Koz kocaman. Sizin sattığınız fiyatın yarısından da aşağısına verir. Siz iflas edersiniz. İşte Türkiye'de rekabet kurumu o zaman devreye girer gider şikayet eder. Türkiye'de rekabet vardır. Bakın bir malı bedava bile veremezsiniz. Bunu bilmiyorsunuz. Bakın valilik bedava erzak veriyor ya. Hiç Türkiye'de kimse gidip valiliği şikayette bulunmuyor. Eğer ki bir insan buna cesaret edebilse tarım üreten, tarım malzemesi satan bir firma, üreten bir firma buna cesaret etse Türkiye'de hani taşlanmayacağını, dışlanmayacağını ve hatta isminin ortadan yok olmayacağını göze alsın gidip şikayet edip yani şikayeti boşver dava açıp valilikten tazminat alabilir. Türkiye'de bedava veremezsin. Bu rekabet değildir. Bedava. Ucuz verir. Bakın bir kolu yardımı size valilik bedava erzak veriyor. Bedava. O verdiği erza bedava veremez aslında. Normalde serbest piyasada ve rekabette böyle bir şey olamaz. Bu da bir kanundur. Ama çoğu kişi seslenmiyor, göz yumuyor. Bir şey demiyor yani. Neden demiyor bilmiyorum. Normalde veremez aslında. Şikayet etmek isteyen eder. O hani içerisinde bulunan nohuttur, fasüledir, salçadır, yağdır, buna benzer ürünleri satan üreten firma Benim Kar kazancımı düşürüyor, bana rekabet oluyor, rekabet yapmış olduğu rekabette de bedava veriyor Bunu veremez diye Dava açıp Tazminatla istediği kadar parayı alabilir bütün zararını Ama yapmıyor Neyse konumuzda hemen diyelim Bir lastik fabrikası açıldığını düşünün Devlet açtı binlerce iş, işçi aldığı işe çalıştırıyor, üretiyor, onu satıyor. Senin ürettiğin malın yarı fiyatına satar ve sen iflas edersin. Orada rekabet olmaz. Yani mahkemeye gidersin, mahkemeyi devlet kaybeder ve kaybeder ve sana tazminat ödemek zorunda. Bütün zararlarını, kiranı, masrafını, fabrikanın değerini, her şeyini ödemek zorunda. Devlet de böyle konuda şunu yapıyor arkadaşlar. Diyor ki, bizim anayasa maddemizi engellemeden biz fikir üretelim halkımıza, vatanımıza, milletimize faydalı işler yapalım. Şimdi görüşlerinizi, projelerinizi bize getirin. Fikri olan kalsın aya konuşsun diyor. Orada fikir beyan edenlerden misal, bunu da örnek veriyorum. Ayağa kalkıyor oradaki kurul toplantısındaki o kişilerden kişiler diyor ki biz şöyle bir kanun geliştirelim, koskayıp gibi, teşvik gibi böyle bir teşvik yapalım. Bize halktan kişi, şahıs geldiği zaman bize projesini getirsin, sunsun. Biz o projeyi inceleyelim, değerlendirelim. Eğer gerçekten projesi uygunsa ona hibe, kredi, bedava para verelim. Kredide diyorlar da hibe, bedava para. O da o işi yapsın, büyüsün, işçi çalıştırsın, istihdam etsin, ülkeye faydası dokunsun ve vergisini de daha sonra ödesin. Kalkınsın ülkenin ekonomisi kalkınmaya başlasın diyerekten biz bunu yapabiliriz diyor. Kanun maddelerini inceliyorlar, bakıyorlar. Buna aykırı mı? Hayır. Neden? Çünkü mal sahibi devlet değil. Devlet bedava o kişiye teşvik verebilir. Devlet kendi vatandaşına böyle durumlarda teşvik verme hakkı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle böyle kanunlar geçerli. Çünkü başka ülkeler de bunu yaptığı için Orada serbest piyasada bunlar yaşandığından dolayı devleti kimse mahkeme verip tazminatla yüklü paralar alamıyor işte. Anladınız mı? Bu yüzden devlet fabrika açmıyor. Açamıyor yani. Kanunen yapamıyor. Bunu anlamıyor insanlarımız. Neden bize yol yapıyor, havalanı yapıyor, okul yapıyor diyerekten hep devleti eleştiriyorlar. Ama bunu araştırmıyorlar. Araştırsalar öğrenecekler. Devlet fabrika açamaz. Kanunen hakkı yok. Tazminat. Devlet çiftlik kursa milyonlarca ineğe olsa sen 60 milyona bugün etin kilosun eğer şahıs olarak satıyorsan devlet karşına kasada açıp 30 milyona 40 milyona satar seni iflas ettirir batırır. Vatandaş der ki ne? Aa ben ucuz et diyorum ne güzel oh der der ama işte tazminatla devletten bütün iflasının parasını ister devlet o işe kalkışamaz kilit vurmak zorunda. Mahkemeyi kayb devlet kazansın ilk mahkemeyi yargıtaya gider. Yargıtay da devlet kazan Avrupa insan haklarına gider ve devlet kaybeder o kişiye zararınca tazminat öder. Bunu işte bilmiyorsunuz. Devlet bu yüzden teşvik veriyor. Yani insanlara projesi karşılığında hibe veriyor. Ama insanlarımız sahtekar oldukları için Dağın başında gidiyor bir arazi gösteriyor. 3-5 tahta çakıyor ben buraya çiftlik kuracağım diyor. Daha sonra oradan aldığı parayı tüyüyor. iflas ettim battım diyor. Devleti dolandırıp kaçıyor. Bizim Türk milleti olarak hiçbir zaman bir kağıt, kürek, herhangi bir forum doldurup mal beyanı Herhangi bir işlem, proje geliştirmediğimiz için biz istiyoruz ki devlet bize 200 milyar versin. Bana 500 milyar lazım. Bana 1 trilyon lazım. 1 trilyon versin. Ben gideyim kafama göre bir dükkan satın alayım. Bir ne bileyim kuyumcu açayım. Bir market falan pazarcı bir şeyler yapayım. Ben bunu seviyorum, hoşlanıyorum. Yaptım, yaptım. Yapmadım, battım. Ya yani eğlenir tozarım 3-5 ay e, hani kafamı değişiklik olur falan filan. Belki de ilerlerim gibi cesine düşün. İşte devlet böyle maceralara sürüklenmez. Böyle şeyle olmaz. Devlettir o. Öyle kuru batakla verecek parası yoktur. Herkesin orada para hakkı vardır. Vergi ödediğin bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm insanların hakkı vardır orada. Bu yüzden devlet geçerli bir projen mazeretin yoksa devlet vermez. Devlet eğer ki nelere proje veriyor, kimlere vermiş, bugüne kadar devlet projesiyle açılan iş yerlerine yazın Google'a göreceksiniz milyon, milyona yakın iş yeri, milyon kişiye yardım etmiştir devlet. Para desteğe vermiştir. Açılan firmalar, istihdamlar vardır. Siz bunları araştırmadan devlet niye bize fabrika açmıyor, niye bize bakmıyor diye devleti aşağılayıp eleştirmeyin. Devlet elinden gelenin en fazlasını size yapıyor zaten. Bunu anlamıyorsanız siz anlamıyorsunuz. Araştırmıyorsunuz. CHP'nin, Fox TV'nin, Halk TV'nin yalanlarına inanıyorsunuz. Devletin gerçekte kim olduğunu araştırıp öğrenebilirsiniz.